Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 11. sözden devam ediyoruz. 11. sözün temsil kısmını okumuş, müteaddit defalar okumuş ve ince tefekkürünü de yapmıştık. Bugün inşallah hakikat bahsine giriyoruz. Niyetim o ki yine size bir 2,5 sayfa kadar, hatta 2,5 sayfadan da kısa, 2 sayfa da diyebiliriz. 2 sayfa kadarcık bir metni okuyacağım. Ondan sonra o metnin yapabildiğimiz kadar ince tefekkürünü yine başa dönerek yapmaya çalışacağız. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Ama başlamadan evvel 11. sözün başındaki ayetleri bir hatırlayalım. Ve o ilk paragrafı mutlaka bir okuyalım. Çünkü 11. sözün en genel amacının ne olduğunu o ilk paragraf söylüyor. Estağfirullah. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْاَرْضِ وَمَا تَحَاهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا اِلَى آخِرِ Bu ayetler Şems suresinin 1 ve 7. ayetleri. Şems suresinin 1 ve 7. ayetleri. Kısa bir meali şu şekilde. Yemin olsun güneşe ve aydınlığına ve onu takip eden aya ve onu gösteren güne ve onu örten geceye ve gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene ve nefse ve onu intizamla yaratana. Şems suresinin bu ayetlerini şöyle böyle anladığımız kadarıyla meal düzeyinde tefekkür ettiğimizde bile şunu seziyoruz. 11. sözün mahiyeti de zaten bize bu ayetleri başında zikretmesiyle böyle bir ilginin olduğunu sezdiriyor. Cenab-ı Hak genelden özele kainatı nasıl insan için kurduğunu bu en genel resimle en küçük resim arasında bir ilgi bağı bulunduğunu ve bizim bir düzen parçası olduğumuzu, bir plan, bir kader, bir takdir parçası olduğumuzu böylesi ayetlerle bize ihtar ediyor, idrak etmemizi istiyor. Yani buradaki ayetler bize şunu düşündürüyor, düşündürmeli, bunu başarmalıyız, bu zihin açıklığına ulaşmamız lazım. Cenab-ı Hakk'ın kainat tasvirleri, Kur'an'daki bütün kainat tasvirleri ve içinde insanı anışı bizim la teşbih ve la temsil, sahnedeki bir oyuncu gibi, başrol oyuncusu gibi her şeyin bizim için hazırlandığını düşündürüyor. Yani Cenab-ı Hak bunu fark etmemizi istiyor. Diyor ki yani bak o yaratıldı, bu yaratıldı, şu yaratıldı, şu yaratıldı, şu yaratıldı. Belki bu sayılanlar milyonlarca yıllık bir süreç, belki milyarlarca yıllık bir süreç. Ve sen onun nihayeti olarak yaratıldın. Sendeki her bir şey, senin alemindeki her bir şey, senin nefsine dair her bir şey bu alemin her detayıyla ilgili. Evrenin başında bazı sabiteler var. İşte omega sabitesi midir bilmem nedir. İşte onun bir 0,1 yukarıda olması, aşağıda olması senin varlık sahasına çıkmayışına sebep olacaktı. Daha bunun gibi işte kütle çekimi kuvveti, işte manyetik kuvvet bilmem ne bunlardaki o ölçüler. Bu noktada olmasaydı sen bir hayat olarak varlığa çıkmayacaktın. Bunu fark et ey insan, bu etrafındaki dekorun, etrafındaki sahnenin, yeryüzünün yayılmasının, gökyüzünün yaratılmasının hepsinin seninle bir ilgisi olduğunu, senin bunların sonucu olarak dünyaya geldiğini ve onlarla bu kadar ilgili olmanın da, bak altını çizelim, insanoğlu evrenle niye bu kadar ilgili, kainatla niye bu kadar ilgili, niye bu kadar merak ediyor, bilmem hangi yıldızda ne oldu, bilmem hangi gezegen nerede, işte geçenlerde yine bir alemin en derin fotoğrafı NASA tarafından çekildi diye bir haber vardı. Ya niye ilgileniyoruz biz bu kadar alemin her parçasıyla? Hayvanların bununla bir ilgisi var mı? Bitkilerin bir ilgisi var mı? Yok. Ama biz seziyoruz bir kaderin içinde yer aldığımızı,
bizim özümüzdeki programın aslında varlığın bütününün programı olduğunu, o bütünle bizim parçamız arasında ilgiler olduğunu seziyoruz. Bunun varlık sahasına çıkışı, bizdeki tezahürü merak. Merak. Bu merak bizim her şeyle ilgili olduğumuz aslında bize ihtar ediyor. Cenab-ı Hak da bu ayetlerde bunu ihtar etti, öğretti, gözümüzü açtı elhamdülillah. İşte ilk paragrafı da okuyalım ve okuyacağımız kısma geçelim. Ey kardeş, eğer hikmeti alemin tılsımını, alemin hikmetinin tılsımı, bu alem niye yaratıldı? Onun tılsımı, tılsım nedir? Açar, düğümleri çözer. Defineciler bunu iyi bilir. Hep onu örneği veriyorum. Hani bir hazineyi bulmak için tılsımı var, bunun açılması lazım falan derler. Tılsımı açılmadıkça hazine de bulunmaz. Yerini kassan bile çıkmıyor. Öyle anlatıyorlar defineciler. Tılsım o demek. Yani düğümü çözüyor. Cenab-ı Hak bir şey öğretiyor, bir marifet kazandırıyor. Biz onunla biz alemin ne için yaratıldığını idrak ediyoruz. Gözümüzde alemin rengi değişiyor. Gördüğümüz aynı alem ama idrak ettiğimiz şey aynı şey değil. Gördüğümüz aynı alem ama bu uyanıştan sonra idrak ettiğimiz şey aynı şey değil. Ve hılkat-ı insanın muamması, yani evet alem milyarlarca yıllık bir süreç içinde yaratıldı, zaman içinde. Ve onun içinde insan niye ya yaratıldı? Biz niye var edildik? Bu kadar sanatlı, bu kadar ince, bu kadar dakik tefekkürleri olan bir canlı olarak biz niye var edildik bu alem içinde? Bu kadar duyguyla, bu kadar sezişle, bu kadar yönelişle. Onun o muammayı da açıyormuş. Hilkati insanın muammasını, yaratılış muammamızı ve hakikati salatın rumuzunu, namazın hakikatinin işaretlerini bize anlatacakmış bu söz. Hakikati salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsil hikayeciye bak diye başlamıştı. Namaz niye burada zikredildi? Hep diyoruz. Alem Adem'le namazından bağlanıyor. Alem Adem'le, ya da tersinden söyleyelim. Adem, ya doğru söyledik. Alem Adem'le namazla bağlanıyor. Adem de alemle namazla bağlanıyor. Doğru söylemişimdir umarım. Bizim namaz kılışımız aslında alemin düzenine şuurumuzla, irademizle, idrakimizle dahil oluşumuz. Alem ne için yaşıyor? Biz namaz kıldığımız an ona uyanıyoruz. Bediüzzaman Hazretleri başka bir yerde diyor ki, namaz kılmayan adam, ibadeti terk eden adam kendi tesbihini unuttuğu gibi kainatın tesbihatını da anlamaz. Yaratılış gayesini anlayamaz. Namaz bizi o varlığın işte tılsımı açıyor, o kapıyı. Varlığı başka bir şekilde okumanın aygıtlarını, cihazlarını, donanımını, görüşünü bize kazandırıyor elhamdülillah. Pekala, ilk paragrafı da okuduk. Şimdi gelelim hakikat bahsine. Oradan bir miktar okuduktan sonra tekrar dönüp ince tefekkürünü yapmaya çalışalım. Cenab-ı Hak'tan inayetini diliyoruz tabii ki de. O bizim kalbimize, gönlümüze manalar koydukça biz de sanki bizimmiş gibi, haşa öyle değil aslında, onları size anlatıyoruz dilimiz döndüğünce. Cenab-ı Hak bu amel defterimize bunları yazsın ki elimizde hepten boş gitmeyelim diye umuyoruz, diliyoruz. Yaptığımız işi rızasına göre yapmamızı sağlayacak olan da, onda ihlaslı kalmamızı sağlayacak olan da Cenab-ı Hak'tır. İşte o şöyle bir yerden başlayayım, ileri gitmeyeyim. Ey arkadaş, hikaye burada bitti. Eğer şu temsilin sırrını anladınsa, bak, hakikatin yüzünü de gör. İşte o saray şu alemdir ki, tavanı tebessüm eden yıldızlarla tenvir edilmiş gökyüzüdür. Ayetleri hatırlayalım. Bakın, işte o saray şu alemdir ki, tavanı tebessüm eden yıldızlarla tenvir edilmiş gökyüzüdür. Tabanı ise şarktan garba gunagun çiçeklerle süslendirilmiş yeryüzüdür. Ayette ne diyordu, bakınız mealine? Yemin olsun güneşe ve aydınlığa, onu takip eden aya ve onu gösteren güne, onu örten geceye, gökyüzüne ve onu bina edene ve yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene. Buraya dönüyoruz. Tavanı tebessüm eden yıldızlarla tenvir edilmiş gökyüzüdür. Tabanı ise, zemini ise şarktan garba gunagun rengarenk çiçeklerle süslendirilmiş yeryüzüdür. O melik ise ezel ebed sultanı olan bir zat-ı mukaddestir ki, yedi kat semavat ve arz ve içlerinde olan her şey kendilerine mahsus lisanlarla o zatı takdis edip tesbih ediyorlar.
Hem öyle bir Melik-i Kadir ki, semavat ve arzı 6 günde yaratarak, arş-ı rububiyetinde durup, gece ve gündüzü, siyah ve beyaz iki hat gibi birbiri arkası sıra döndürüp, kainat sayfasında ayatını yazan ve güneş, ay ve yıldızlar emrine musahhar, zihaşmet ve zikudret sahibidir. Demek ki o Şems suresindeki ayetler, ben manasını biraz anlattım ama eksik söyledim. Elbette Kur'an'ın kastı çok daha fazlası. Cenab-ı Hak Kur'an'da bizim kuşatamayacağımız kadar çok anlamı murad ediyor o ayetlerde, o lafızlarda. İşte bir tanesini üstad söyledi. Aslında Cenab-ı Hak kainatı anlatırken kendisini de tarif ediyor bize. Nasıl? Hem öyle bir Melik-i Kadir ki, semavat ve arzı 6 günde yaratarak, arş-ı rububiyetinde durup, gece ve gündüzü, siyah ve beyaz iki hat gibi birbiri arka sıra döndürüp, kainat sayfasında ayatını yazan ve güneş, ay, yıldızlar emrine musahhar, zihaşmet ve zikudret sahibidir. O ayetlerde Cenab-ı Hak böyle yaptım, böyle yaptım demiyor ama kainat böyle, kainat böyle, kainat böyle. Onu yaratan kim? Onu yaratan, öyle yaratan Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kendisini de orada tarif etmiş oluyor. İşte üstad gibi keskin nazarlılar bunu görebiliyorlar. Ben görememiştim, şimdi buradan hatırladım. Bak oradaki tarif Cenab-ı Hakk'ın kendisinin de tarifi. O öyle geceyi, gündüzü, güneşi, ayı, yıldızları, yeri emrine boyun eğdirebilecek bir zihaşmet ve zikudret sahibidir. O sarayın menzilleri ise şu 18 bin alemdir ki her birisi kendine layık bir tarzla tezyin ve tanzim edilmiştir. İşte o sarayda gördüğün sanayi-i garibe ise şu alemde görünen kudret-i ilahiyenin mucizeleridir. Ve o sarayda gördüğün tağımlar ise şu alemde hele yaz mevsiminde hele barla bahçelerinde rahmet-i ilahiyenin semerat-ı harikalarına işarettir. Ve oradaki ocak ve matbah ise burada kalbinde ateş olan arz ve sat-ı arzdır. Ve orada temsilde gördüğün gizli definelerin cevherleri ise şu hakikatte Esma-i Kutsiye-i İlahiye'nin cilvelerine misaldir. Ve o temsilde gördüğümüz nakışlar ve nakışların remizleri ise şu alemi süslendiren muntazam masnuat ve mevzun nukuşu kalemi kudrettir ki Kadir-i Zülcelal'in esmasına delalet ederler. Ve o üstad ise Seyyidimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. Avanesi ise Enbiya aleyhisselam'dır. Ve şakirtleri ise evliya ve asfiyadır. O saraydaki hakimin hizmetkarları ise şu alemde melaike aleyhisselama işarettir. Temsilde seyir ve ziyafete davet edilen misafirler ise şu dünya misafirhanesinde cin ve ins ve insan hizmetkarları olan hayvanlara işarettir. Ve o iki fırka ise burada birisi ehli imandır ki Kitab-ı Kainat'ın ayatının müfessiri olan Kur'an-ı Hakim'in şakirtleridir. Diğer güruh ise ehli küfür ve tuğyandır ki nefis ve şeytana tabi olup yalnız hayat-ı dünyeviyi tanıyan hayvan gibi belki daha aşağı sağır, dilsiz, dalilin güruhudur. Şimdi bundan sonra başka bir bahis açılıyor. O yüzden oraya geçmiyorum. Burayı ince tefekkür etmeye çalışalım. İşte o saray şu alemdir ki tavanı tebessüm eden yıldızlarla tenvir edilmiş gökyüzüdür. İşte o saray şu alemdir ki tavanı tebessüm eden yıldızlarla tenvir edilmiş gökyüzüdür. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri kainatı bir saray olarak çok tasvir ediyor, çok örnekliyor, çok misallendiriyor, çok nazarımıza veriyor. Allah-u Alem bunu böyle yapmasının sebebi insan için sarayın kuşatılabilir oluşundan. Yani saray daha küçük bir düzenlilik. Aslında alem sarayın çok çok üstü. Ama alemi biz bütünüyle zihnimize sığıştıramıyoruz. Öyle bir gücümüz yok, öyle bir idrak kapasitemiz yok. Öyle bir ne diyelim geniş tefekkürümüz mevcut değil. Ama saray dendiğinde sarayın düzenliliğini bir parça anlayabiliyoruz. Elbet içimizde hiç sarayda büyümüş olan yok herhalde, içinizde yoktur. Ben de öyle tahmin ediyorum.
yoktur. Ama bir sarayın düzeni nasıldır, bunu az çok kendi kafamızda kurabiliriz. Bediüzzaman Hazretleri kendisi Osmanlı döneminde yaşadığı için Yıldız Sarayı gibi başka sarayları da belki görmüştü, işlerinde bulunmuştu. Sultan Abdülhamit Han'a ziyaret maksadıyla belki gitmişti, belki başka vesilelerle gittiği de olmuştur. Her ne kadar görüşemese de kendisiyle, ama bir vesile oralara gitmiş olabilir. Bildiği bir şey üzerinden, ki o zamanlarda insanların aşina olduğu bir şey üzerinden bu örneklemeyi yapıyor. Biz bunu mesela bugün o saray dendiğinde saray diye anlamayıp bir ne diyebiliriz mesela? La teşbih ve la demiş. Holding binası diyebiliriz mesela. Eğer kafamız sarayı almıyorsa. Alır ama almıyorsa daha yakın örneklerle kendi hayatımızdan kuşatabileceğimiz şekilde verebiliriz. Çünkü orada asıl fark edilmesi gereken güzellik içinde, ihtişam içinde düzen. Güzellik, ihtişam, düzen, heybet hepsi bir şey içinde, uyum içinde. Bunun fark edilmesini istiyor Üstad Hazretleri. Saray örneğini bu yüzden kullanıyor. Çünkü saray evet öyledir. Saray bir dağınıklık eseri değildir, bir tesadüf eseri değildir. Saray bir düzen eseridir. İşte o saray şu alemdir ki tavanı, yani yukarısı tebessüm eden yıldızlarla tenvir edilmiş gökyüzüdür. Neden tebessüm eden yıldızlar? Bediüzzaman Hazretleri'nin böylesi ifadelerinde aslında varlığa karşı Müslümanın sahip olduğu hüsnü zannın hissesi var. Biz yıldızlara Allah başımıza düşecek, kafamızı yaracak, işte Armagedon bilmem ne, derin darbe bilmem ne, böyle bir filmler vardı bir zamanlar, göktaşlarının felaketler ortaya çıkardı. En son da bir sakın gökyüzüne bakma diye bir film çıktı. O da aynı konuyu işliyor. Başımıza mutlaka bir felaket getirecek, işte düşmanımız, hasmımız, biz böyle bakmıyoruz. Biz onları aynı sultanın eserleri olarak görüyoruz. Biz nasıl Allah'ın eserleriyiz, yıldızlar da Allah'ın eserleri. O yüzden içimizde bir uyumsuzluk yok, birbirimize rakip olma, birbirimize düşman kesilme, birbirimizin sonunu getirme maksadı yok. Hikmet-i Hüda öyle yazmışsa zaten öyle olacak. Ama o süreç bile yine bizim hayrımız olacak. Çünkü onu da yaratan sultan güzel, bizi de yaratan sultan güzel. Bunlar aynı sultanlar. Öyle olduğu için elbette onun maksatlarının hiçbir parçası bir diğeriyle uyumsuz, kötü, çirkin olamaz. Bütünlüğün bir amacı var. İşte yıldızların o hali de tebessüm gibi parlayarak bize varlıklarını bildiriyorlar. Yani kara delik gibi olsalardı yıldızlar, nereden haberimiz olacaktı? Cenab-ı Hak onların varlığını ışıklarıyla bize bildirmiş. Daha ışığı bize uzanmayan galaksiler var. Işığı bize gelmemiş yıldızlar var. Onların varlığını bilmiyoruz. Daha tebessümleri bize ulaşmamış. Demek ki onların ışık saçması da bir tebessüm. Bir varlık bildirimi. Tebessüm eden insan nasıl bir varlık bildiriminde bulunuyor? Ben sana karşı hüsnü zan sahibiyim, iyi niyet sahibiyim veya şu yaptığını beğendim veya memnunum senin yerinden, işte gibi gibi tebessümde artık kaç mana saklanabiliyorsa düşünün. Aslında yıldızların da varlığının sırrı o. Biz onlardan razıyız, onlar da bizden razı. Eğer müminane yaşıyorsak biz onlardan razıyız, onlar da bizlerden razı. Varlığın her köşesi için bunu söyleyebiliriz. Ve onların da varlık alametlerini bir tebessüm olarak okuyabiliriz. Çünkü var olan her şey var olduğuna sevinir. Var olan her şey var olduğuna sevinir. Kimse hiçliğe gitmek istemez yani tekrar varlığı gördükten sonra. Tebessüm eden yıldızlarla tenvir edilmiş gökyüzüdür. Tabanı ise şarktan garba gunagun rengarenk çiçeklerle süslendirilmiş yeryüzüdür. Üstad Hazretleri burada Cenab-ı Hakk'ın o ayetlerde buyurduğunu tefsir ediyor bize. Yeryüzü yayıp döşenmiş. Yani öyle yaratıldığı gibi bırakılmamış ilk halinde. Ne olmuş? İşte o sıvı tabaka kurumuş, taş olmuş, o taş toprağa dönüşmüş, o topraktan otlar yaratılmış, yeşertilmiş, canlılar oluşmuş. Yani orası hazırlanmış, bir süreçten geçmiş. Bizim için yumuşatılmış, ekime, tarıma hazır hale getirilmiş, çok şekillerde bereketlendirilmiş, bize bir ortam hazırlanmış. İnsanın yaşayacağı şekilde şartlar oluşturulmuş. Önce şartlar oluşturmuş, sonra da insan oraya teşrif etmiş. Yani Cenab-ı Hak insanı
dünyanın şartlarını onun yaşayacağı hale getirinceye kadar getirmemiş. Ondan sonra getirmiş insanı. Bu da bir misafir ağırlama şekli gibi değil mi sarayda? Odası hazırlanır, yemeği hazırlanır falan. Ondan sonra misafir davet edilir, gelinir. Oraya geldiğinde her şeyi hazır bulur gibi. Kainatta da insan geldiğinde her şeyi hazır bulmuş kendi hayat şartlarına göre. Şarttan garba gunagun rengarenk çiçeklerle süslendirilmiş yeryüzüdür. Burada çiçekleri niye andı Bediüzzaman Hazretleri? Çiçekte şöyle bir şey var. Bunu insanoğlu da fark etmiş galiba. Birisi birine çiçek verdiği zaman bunun bir muhabbet emaresi olduğunu biliyoruz. Çünkü muhabbetin emaresi güzelliği nakletmek. Yani ben bir insanın bulunduğu ortama güzellik naklediyorsam her şekilde sohbetimle, duruşumla, neşemle, çiçek getirerek, yemek getirerek, tatlı getirerek falan filan falan filan bu güzellik nakli ona muhabbetimi gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ın kainatı bu kadar güzelleştirilmesi, o çiçekler öyle olmak zorunda değildi. Bütün çiçekler tek renk olsaydı çiçekler açısından varlık sorunu yoktu. Bütün çiçekler kaktüs gibi olsaydı, kaktüs var olamıyor mu? Var oluyor. Diğerleri de kaktüs gibi olsaydı bak yine var olurlardı. Ama Cenab-ı Hak çeşit çeşit yapmış. Bunu da görmüşsün, onu da görmüşsün, şunu da sevmişsin, bunu da bilmişsin. Katman katman içinde ilerledikçe daha bir zenginlik. Bu tıpkı işte birisinin misafir gittiği yere bir gün onu, bir gün bunu, bir gün şunu, hani sürekli bir sürü izzet-i ikramda bulunması, çeşit çeşit o çeşitlerin çokluğu, yenilenmesi muhabbetin ziyadeliğini gösteriyor. Baştan savma yapmıyor yani. İşte kendi el cihazıyla pişirdiği bir şeyi getirmesi başka bir şey. Hazır marketten alması başka bir şey mesela değil mi? Misafirlikte. Orada kendi el cihazıyla pişirdiği zaman diyorsunuz bir de çeşit çok oldum ya ne kadar çok zahmet etmiş demek bizi çok seviyor. Japonlarda da mesela karpuz çok değerliymiş. Karpuz ikram ederseniz değerli misafirsiniz manasına geliyormuş. Cenab-ı Hak bak dünyayı ne kadar lezzetle doldurmuş. Ya bir balya saman öküze yetiyor mu? Yetiyor. Bir tür bir şey geyiğe yetiyor. Geyik bizden daha hareketli, daha güçlü, daha kıvrak, daha keçileri otuyorlar ama daha bayıra tırmanıyor. Nerelerde, ne mesafelerde durabiliyor. Yahu onlara bunu rızık yapan Allah. Onları onunla kuvvetli kılabilen Allah. Bizi de tek tür, tek bir şey, bir tanecik yiyecek çeşidiyle güçlü kılabilirdi. Ama bize ne sofralar açmış. Nelerden nelerden haberdarız, nelerden nelerden ne kombinasyonlarla karıştırarak, karışımlar, macunlar, mürekkepler yaparak ne yemekler elde ediyoruz, kaç tür mutfak var, onların içinde neler neler var. Dilde kaç tadı anlama şeyi var, kapasitesi var bak. Dünyada ne kadar yemek var. Hatta yemekten de fazlası yenilmeyen şeylerinde dil hepsinin tadını birbirinden ayırabiliyor. Hepsinin özelliklerini tayin edebiliyor. İşte bir laboratuvar. Dilimizde çok küçük çapta bir laboratuvar var. Normalde bir maddenin ne olduğunu anlamak için ne yapıyoruz? İşte onu testlere sokuyoruz. Mesela işte turnusol kağıdı diye bir şey var. Onu soktuğunuz zaman pH değerini anlıyorsunuz. İşte asit mi baz mı anlıyorsunuz mesela bir maddenin. Bak laboratuvarlar süreçler gerekiyor maddeleri ayırmak için ama dil diye bir şey var. Değdirdiğin anda bu şudur diyor. Bunun içinde tarçın var diyor. Bunun içinde biber var diyor. Bunun içinde işte reyhan katmışlar diyor. Başka bir ot var diyor. Bak şu tat da seziliyor diyor. Nane şeyi var. Hissi var diyor. Ne, ya bir dil söylüyor bunu ya. Bir dil. Laboratuvar kurulmuş. Cenab-ı Hak varlığı tanıyalım diye küçük bir kimyahaneyi bu dile koymuş. İşte yeryüzü de bu kimyahanenin çalışacağı alan. Tabanı ise şarttan garba gunagun çiçeklerle süslendirilmiş yeryüzüdür. Yeryüzü dümdüz bir şey değil. Yeryüzü sistemli bir şekilde bize göre hazırlanmış bir döşek. Döşenmiş. O melik ise, yani o sahip ise şeydeki, temsildeki, hikayedeki, ezel ebed sultanı olan bir zat-ı mukaddestir ki, 7 kat semavat ve arz ve işlerinde olan her şey kendilerine mahsus lisanlarla o zatı takdis edip tesbih ediyorlar. Bak şimdi burada niye böyle söyledi? O melik ise, o sultan ise, o sahip ise ezel ebed sultanı olan zat-ı mukaddes. Cenab-ı Hak burada
neden zat-ı mukaddes olarak tasvir edildi ve neden burada ezel ebed olduğu, ezel ebed sultanı olduğu anıldı? Çünkü vahdet dairesine bakıyoruz, en geniş daireye bakıyoruz. Göklerin varlığından, yerin varlığından bahsediyoruz. Bu geniş dairedeki kuşatmayı anlayabilmek için Cenab-ı Hakk'ın ezeli ve ebedi olduğunu bilmek lazım. Ne demektir bu? Aslında ezelilik de ebedilik de Cenab-ı Hak için kullanıldığında zaman ötesi, zaman üstü, zamandan aşkın olduğunu ifade eder. Cenab-ı Hak sonsuzdur, ebedidir. Bu zaman içinde olmasıyla değildir. İnsan mesela cennetteki ebediliği insanın, Cenab-ı Hak bizi ebedi olarak var edecek inşallah cennette. Cehennem ehli de öyle olacak. Onlar da ebediyen azapta olacaklar. Oradaki ebedilik zamanın içinde bir ebedilik. Ama Cenab-ı Hakk'ın ebediliği böyle değil. Biz onun var edişiyle var olmaya devam edeceğiz sınırlı mahluklar olarak. Sınırlı mahluklar olarak da zamanın dışına çıkamıyoruz. Ama Cenab-ı Hak zamandan aşkın, zaman onun mahluku. Zaman ötesi. Zaman yokken Allah vardı. Zaman yokken Allah vardı. Hiçbir şey yokken Allah vardı. Hal böyle olunca onun kuşatıcılığının bir tarafını ebed bize anlatıyor. Nasıl diyelim onu, ismi zahir ismi batın üzerinden düşünelim ya da evvel ahir isimler üzerinden düşünelim, ikisine de bakan tarafı vardır. Ahir ismi üzerinden Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluğunu ebedi olması anlatıyor bize, ama evvel ismi üzerinden, evveliyet üzerinden Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluğunu ezel anlatıyor bize. Hiçbir şey yokken o vardı. Olmuş olacak her şey Cenab-ı Hakk'ın manzara alasında mevcut. Cenab-ı Hak öyle bir kuşatıcılıkta. Biz böyle bir Allah'a inanıyoruz. Biz zamanın içinde zamanın kölesi, mahluku gibi. Haşa sümmaşa böyle bir Allah'a inanmıyoruz. Onu da kuşatan, her şeyi yaratan olduğu için her şeyi kuşatması lazım. Bu cihetle, maddeyle değil, tasarrufuyla. Elbette o maddeden de öte, yönden, cihetten de mukaddes ve müberra. İşte bu tarifi yaparken üstadın zat-ı mukaddes demesi de nasıl geldi, yerine oturdu. Şimdi bunu söyledik ama hep varlığı bahsediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın yüceliği, mukaddesliğidir. O bu varlıkta var olan bütün kusurlardan beridir. O yaratmıştır ama o yarattığının aynısı değildir. Bakın batılıların, Türkiye'deki inançsızların da aşamadığı bir problematik var. Cenab-ı Hakk'ın eşyasıyla Cenab-ı Hak arasında benzerlik kurmak, şöyle söyleyelim, nasıl bir benzerlik, kusur benzerliği kurmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Cenab-ı Hak'la varlık arasında kusur benzerliği yoktur. Cenab-ı Hak varlığından onu gösteren deliller çıkarılabilir ama bu benzerlik değildir. Yani nasıl diyelim, işarettir. İşaret benzerlikten farklı bir şeydir. Zaten Risale-i Nur'un diline aşina olanlar bilirler. Üstad Hazretleri aynalık der, işaret der, remiz der vesaire. Bunlar nesneyle o şeyin birbirinin aynısı olmadığını, aynılık bağ kurulamayacağını ihtar eden ifadelerdir. Birisi şuna işaret ediyor dediğimiz zaman o onun aynısıdır demek değildir. O ona benziyor dediğimiz zaman buradan bir şey çıkarırız. Hani bir benzerlik, o da ona benziyorsa o da şöyledir. Ama hayır, işaret ediyor dediğinizde benzerlik şeyi aradan kalkar. Benzemiyor olabilir ama işaret eder. Bir tabela koydunuz, bir işaret var. O işarette ya da o adresin yazılı olduğu kağıt, adresin bizzat kendisi değildir. Gibi gibi, geri dönelim metne. Kainat da Cenab-ı Hakk'a işaret ediyor ama Cenab-ı Hakk'ın aynısı değil, benzeri değil. Haşa haşa, Cenab-ı Hakk'ın zıddı niddi yoktur. O yarattığı hiçbir şeye benzemez. O yüzden ya kainatta kötülük varsa Allah da kötüdür gibi böyle hani saçma sapan argümanlar duyuyoruz. Ya kainatta bu kadar şer oluyor, kötü oluyor, kan akıtma oluyor, bilmem şu oluyor. Bunlar oluyorsa Cenab-ı Hak da şöyle böyledir gibi kusurlar üzerinden, bize ait arızalar üzerinden Cenab-ı Hakk'a dair tefekkür yapmayız biz. Bizim zikrimizin, fikrimizin en büyük parçalarından birisi Subhanallah'tır. Bunu söylememizin sebebi de işte bu eşya ile Cenab-ı Hak arasındaki aynalıkta problemli çıkarımlar yapmamamız içindir. Eğer bunu bilmezsek,
bu aynalığın bizzat kendilik olmak zorunda olmadığını, kusurlar açısından hele hiçbir benzerlik kurulamayacağını bilmezsek neler neler, ne arızalar çıkar. İşte kötülük probleminin, hüsn kubuh meselesi de, kötülük problemi en çok buradan çıkıyor. Kainatta bunlar oluyorsa Allah o zaman nasıl şey? Ya Allah'ın yarattığı şeye bizzat benzemek gibi bir vaadi yok ki haşa sümme haşa. O onun yarattığıdır. Hikmetli olması bizim için yeter. Allah'ın aynısı olmasına gerek yoktur. Haşa sümme haşa. Varlığın Allah'ın aynısı olmasına gerek yoktur. O onun yarattığıdır sadece zaten. Sınırlıdır. Yaratılmış olması itibariyle sınırları başlar. Arizidir. Onun var etmesiyle ayakta durur. Bunlar olduğu zaman, bunları düşündüğümüz zaman zaten biz baştan eşyanın kusurlu olduğunu Müslümanlar olarak kabul ediyoruz. Çünkü yaratılmış bu ya. Yaratılmış demek kusurlu demek. Sonradan var edilmiş demek. Yani kusurlu derken Allah'ın yaratışı itibariyle değil, Allah olamayışı itibariyle haşa sümme haşa olamaz da elbette. Varlık Allah olamayacağı için Allah'a bakılan tenzih ile kainata zaten bakılmaz. Olabilir mi böyle bir şey yani? Mantıklı olabilir mi? O yaratılmış mahluk, bu ezeli ebedi Allah, zatı mukaddes, bu onun aynısı. Olamaz. Ha, o zaman ne yapacağız? Buraya farklı bir düzlemle bakacağız, buraya farklı bir düzlemle bakacağız. Cenab-ı Hak her türlü kusurdan mukaddestir, müberradır. Kainat da hikmetlidir ona bakan tarafıyla. Orada şer var mıdır kainatta? Vardır. Ama şer de hikmetlidir ve büyük hayrın parçasıdır. Zahiren acı olaylar var mıdır? Zahiren vardır. Ama aslına gittiğinizde, başka esmaların perdelerini açtığınızda, o acı hadiselerinde büyük hikmetlere sahip olduğunu, büyük resimde önemli yerlere düştüğünü görürsünüz. Bize lazım olan budur kainat tefekküründe. Biz kainatın bizzat Allah olmasını, her parçasında, her şeyinde kusursuz olmasını, haşa sümme haşa, böyle bir şey beklemiyoruz da, ummuyoruz da. Ehl-i sünnet vel cemaat olarak biz, kainat Allah'ın aynısıdır diye bir şey düşünmüyoruz. Oradaki her kusuru da buraya taşımıyoruz. Allah mukaddestir, münezzehtir diyoruz. Kainattaki ise her şeyin bir hikmeti vardır diyoruz. Bizzat Allah olamayacağı için o noktada kusurludur. Onun kadar mükemmel olamayacağı için haşa, o noktada kusurludur elbette. Eksiktir, acizdir, fakirdir, noksandır, ne derseniz deyin. Ama Allah'ın yaratışı itibariyle hikmetli olmak, amaçlı olmak, rahmet eseri olmak, sanatlı olmak istiyor, onda da kusur yoktur. Bilmem anlatabildim mi? Belki lafı çok çevirdim. Çok da zaman aldım galiba. Pekala, devam edelim. O melik ise ezel ebed sultanı olan bir zat-ı mukaddestir ki, yedi kat semavat ve arz ve içlerinde olan her şey, kendilerine mahsus lisanlarla o zatı takdis edip tesbih ediyorlar. Bakınız, Üstad Hazretleri burada, tesbih meselesini hatırlattı. Niye bunu yaptı burada? Şimdi hakikat bahsinde. Yine ayete dönelim. Bakın bir veçini de burada gördük diyelim. Eğer bir şey Allah'ın yarattığıysa, onun eseri olarak mutlaka ustasına işaret ediyor. Nasıl? La teşbih ve la temsil. Bir fabrikadan aldığınız herhangi bir ürün, o fabrikanın iş yapışına dair size birçok şey söylüyor. Eskiden vardı, şimdi öyle söyleniyor mu bilmiyorum. Mesela Alman arabası deyince işte çok sağlam araba manasına geliyordu. İşte Japon malı dedim mi sağlam mal anlamına geliyordu. Veya işte bugün firmalar hakkında, kimi firmalar hakkında belki söylenir. Ya şu mal çok sağlam, şu şey çok iyi deniyordur, denilebilir. Ne oluyor? Eser üzerindeki sanatla, içindeki işleyişle, fonksiyonlarını yerine getirişiyle veya sağlamlığıyla gibi gibi özenle, şunla bunla kendisini yapan firmayı, hatta tamir eden ustayı, bazen bak bu usta iyi iş yapar, onun yaptığı mal kolay bozulmaz gibi gibi tasvirlerle andığınız kimseler varsa onları da aklınıza getirin. Veya şunun elinden yapılan yemeğin lezzetine doyum olmaz gibi. Bak her eser sahibini tanıtıyor. Cenab-ı Hakk'ın eserleri de elbette sahibini tanıtıyor. Onların sahibi olan Celle Celaluhu Allah'ımızı tanıtıyor. Bu tanıtma nasıl oluyor? Bu tanıtma her boyutta olabilir. Bizim hepsini anlamamıza gerek yok. Mesela varlık Allah'ı tesbih ediyor mu lisanen? Ya olabilir. Bugün sabah ben yeğenimle mesela sabah namazı sonrası
gibi bir vakitte parka gittim. Şimdi kırlangıçların sesleri, serçelerin sesleri, kargaların sesleri hepsi birbirine karışmıştı. Ya bunların her birisi bir zikir olabilir. Bu bizim lisanımızda o manaya gelmiyor diye o sesler anlamsız değildir. Bizim Türkçemize göre söylemiyorlar veya tüm insanların kullandığı bir lisana göre zikretmiyorlar diyemeyiz. Bir bu. İkincisi, bir de bunların lisanı kalden öte, dil lisanından öte lisanı halleri var. Ya onların o görevlerini güzel yerine getirişleri. İşte önce serçeler bir mıntıka yapıyor, küçük şeylere topluyorlar. Kargalar ikinci bir mıntıka yapıyor, daha büyük şeylere bakıyorlar. İşte o kargalardan sonra kediler geliyor, kargaları kovalıyor falan. Bunların hepsi bugün parkta yaşandı. Kargalar da hatta kedilere böyle şey yapıyor. Biraz kabarıyorlar yani. Onlar da mama arıyor, bunlar da gaga arıyor bilmem ne. Şimdi bak o süreçler, onlar da ustalarını tanıtıyorlar. Yaptıkları iyi işle. Karıncalar bakıyorsunuz en küçük şeyleri topluyorlar. Bak hep fonksiyonlu, o park temizleniyor. O parkta toprak bıraktıysanız, ağaç bıraktıysanız, orada canlıların kalmasına, Cenab-ı Hakk'ın işte o yere yayıp döşediği düzenin devamına bir alan açtıysanız, bozmadıysanız o kadar. Öyle bir şey var ki her şey görevini yapıyor, her şey ustasını övüyor. Binlerce yıldır, on binlerce yıldır, milyonlarca yıldır, milyarlarca yıldır varlık ustasını övüyor. Her görevini yerine getirişinde, tam layık bir şekilde yapışında. İşte bir bilgisayarı kaç defa açtığınızda tam takır çalışıyor veya bir telefonu kaç defa açtığınızda tam takır çalışıyor. Yer çekimi göğe ne atsanız ondan yüz binlerce, milyonlarca, trilyonlarca kez daha fazla şekilde tam takır ifadesi buraya olmadı. Tas tamam ifadesiyle de telafi etmiş olalım. Tas tamam görevini yerine getirmiş oluyor. Bak arıza yok. Bir cep telefonunu açıyorsunuz tekliyor bazen. Bir işte bilgisayar açıyorsunuz tekliyor bazen. Bir cihaz açıyorsunuz tekliyor. Hatta bazen büsbütün bozuluyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın yarattığı o kevne koyduğu kanunlar, dünya, başka galaksiler, şunlar bunlar, milyarlarca yıldır, kim bilir biz güneşin etrafını kaçıncı kez dönüyoruz? Kaçıncı kez? Yaratıldığımızdan beri, dünya var olduğundan beri kaçıncı kez dönüyoruz? Ve dönüyoruz, hala çıkır tıkır çalışıyor yani. Bu övmez mi ustasını? İşte bu da lisan-ı hal övgüsüdür. Bunun çok katmanı vardır. Üstad Hazretleri evvel emirde 20 isim kadar okunabilir diyor. Tefekkür derinliğine göre demek ki daha fazla Esma-ül Hüsna da oradan çıkarılabilir. Bunlar da bu şekilde tesbih ediyorlar. Allah dostları zahiren de tesbih ettiklerini duyuyorlar. Çok siz de işitmişsinizdir, ben de okudum, menkıbeler, kerametler. Yani duyuyorlar ya, canlıların Allah'ı zikrettiğini açıktan duyabiliyorlar. Buna böyle ya çok acayip bir şey, akıl sır ermez, olmaz böyle bir şey diye bakmamak lazım. Kulak bir kulak bizim kulağımızdan ibaret değil, bir ses düzeyi bizim düzeyimizden ibaret değil. Belki öyle bir seviye var ki duyulanların şekli de değişiyor. Bugün bilmiyorum, hani fiziğe dair okumalar yaptıysanız maddeye dair sezişler çok inceldi. Kuantum fiziği falan bunlarla beraber o kesin yargıların çoğu rafa kaldırıldı artık. Acabalar çoğaldı. Bu inceliğe kavuşmamız lazım. Her neyse. Hem öyle bir Melik-i Kadir ki, kudreti her şeye yeten bir melik, bir sultan ki, semavat ve arzı 6 günde yaratarak, Cenab-ı Hak semavat ve arzı 6 günde yaratarak, arş rububiyetinde durup, gece ve gündüzü siyah ve beyaz iki hat gibi birbiri arkası sıra döndürüp, kainat sayfasında ayatını yazan ve güneş ve ay ve yıldızlar emrine musahhar, zihaşmet ve zikudret sahibidir. Cenab-ı Hak öyle bir melik ve kadir ki, yani kudreti her şeye yeten bir sultan ki Cenab-ı Hak, bir melik ki, 6 günde semavatı ve arzı yaratıyor. Bunu niye söyledi Bediüzzaman Hazretleri? Ya dünyevi melikler ile arasındaki farkı ortaya koymak için. Zaten kadir dedi ya, her şeye gücü yeten, onu hatırlattı. Dünyevi melikler zaten var olanı paylaşamazlar. İşte İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, sosyalistler, solcular falan o savaşlara paylaşım savaşı derler. Dünya savaşı demezler. Birinci paylaşım savaşı, ikinci paylaşım savaşı. Bir tane hakikat yok mu? Var. Evet, çünkü onlar sömürge paylaşımındaki sorunlar nedeniyle, aslında perde arkasında o vardı. Diğer anlaşmazlıklar zahiriydi.
Batılılar sömürgeler üzerindeki anlaşmazlıklar yüzünden bu dünya harplerini çıkardılar. Bakıyorsunuz işte dünyevi meliklerin durumu bu. Zaten var olanı Allah'ın yarattığını bölüşememekten onların mevzuları. Her şeylere gücü yetmiyor yani. Cenab-ı Hakk'ın melikliği, mülkünü de kendisi yaratıyor. Düşünün yani. Mülkünü de kendisi yaratıyor. Öyle bir melik, altı semavatı ve arzı 6 günde yaratmış. 6 gün. Elbette bu 6 gün bizim 6 günümüz değil. Bu 6 gün 6 evre diye düşünülmeli. Cenab-ı Hakk'ın o günleri nasıl günler olduğunu bize söylemiyor. Güneş yok, dünya yok. Bizim günümüz yok. Neyin gününe göre o günler 6 gün? Yani en Üstad Hazretlerinin tevillerinden de birisi budur. Tefsirlerinden birisi de budur. Bu 6 günü 6 aşama gibi, 6 evre gibi düşünmek lazım. Veyahut işte Kur'an'da geçen 50 bin gün, 50 bin yıl miktarınca gün dedim, yanlış söyledim galiba. Kur'an'da bazı zaman ifadeleri var. Bize zamanın izafi olduğunu hissettiriyorlar. Cenab-ı Hakk'ın katında öyle günler olduğunu, bizim günümüze göre 50 bin yıl uzunluğunda günler olduğunu, o zamandaki işte izafiyet, tek zaman da bizim zamanımız değil. Bizim şu an şahit olduğumuz zaman zamanın boyutlarından birisi sadece. Miraç da bunun delillerinden birisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar alem gezdi dolaştı, daha yatağa soğumamıştı. Demek ki bizim zaman dilimimizde olmadı o iş. Cenab-ı Hak lütfetti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı zaman içinde bir zamana taşıdı ki oradaki fiilleri bizim zamanımızda çok az zaman tuttu. Ama orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belki binlerce yıl sürecek bir yolculuk yaptı. Evet. 6 günde yaratarak bu kadar kudret sahibi arş-ı rububiyetinde durup rububiyet arşı diyor. Arş-ı âlâ Cenab-ı Hakk'ın Kenan abinin ifadesi odur. Yönetim merkezi diyor. Allahu alem belki bunda kastedilen şöyle bir şey. Cenab-ı Hakk'ın varlıktaki tasarrufu arş öyle bir boyut ki, öyle kuşatıcı bir boyut ki evreni kuşatan, Cenab-ı Hakk'ın kainattaki tasarrufu belki ilk orada hissediliyor veya en yoğun orada hissediliyor. Bizim bu dünyada tezahürünü gördüğümüz o tasarruflar Cenab-ı Hakk'ın arştaki yoğun tasarrufunun sonuçları. Burada belki biz böyle görüyoruz ama arşta öyle gözükmüyor demek ki. Arş daha başka bir şey. Bunu onunla ilgili rivayetlerden, hadislerden anlıyoruz. Arş var, kürsü var. Hani bizim alemimiz arşın içinde kumsaldaki kum tanesi gibi. Kürsü de kürsünün içinde arş da öyle. O da onun içindeki kum tanesi gibi gibi hadis-i şerifler var. Şimdi tam aklıma gelmedi. Böyle acabalı aklınızda kalsın. Yani öyle boyutlar var ki evrende, öyle diyelim. Alemimizi sarıyor. Bu bildiğimiz alem onun içinde çok küçük bir şey. Daha bugünkü bilim ona gelmedi. Gün gelecek, gelecek belki ona da diyecek ki ya bu alem bizim çok az bir şey, bu alemin çok az bir şeyi. Asıl bundan öte başka alemler var diyecekler belki. Evet, gece ve gündüzü siyah ve beyaz. Arş-ı âlâ oydu dedik. Arş-ı rububiyet diyor. Burada terbiye ediciliğini söylüyor Cenab-ı Hak. Rububiyet Cenab-ı Hakk'ın terbiye ediciliği. Bir şeyin maksadına doğru giderken bütün ihtiyaçlarını karşılaması, sürecinin hakkını verecek şekilde onu kollayıp gözetmesi diyebiliriz. Burada arş-ı rububiyet Allah'ın büyüklüğünün, hüküm ve egemenliğinin tecelli ettiği yer diye verilmiş. Gece ve gündüz siyah ve beyaz iki hat gibi birbiri arkası sıra döndürüp kainat sayfasında ayatını yazan ve güneş ve ay ve yıldızlar emrine musahhar, zihaşmet ve zihkudret sahibidir. İki hat gibi birbiri arka sıra döndürüp, bir yazı nasıl okunur? Bir yazı hem siyah hem beyaz, zeminde iki renk birden olursa okunur. Siyah siyahla yazarsanız okunmaz, beyaza beyazla yazarsanız okunmaz. Cenab-ı Hak siyah ve beyazla bize zaman sahibi yapmış bizi, gün sahibi yapmış bizi. Değişimlerle varlık sahibi yapmış bizi. Değişimlerle, zıtlarla varlık sahibi yapmış gibi. Bunun ince tefekkürüne vaktimiz kalmadı. Belki bir dahaki ders buna biraz döneriz. Birbiri arka sıra döndürüp kainat sayfasında, dedik ya yazı nasıl okunur, ayatını yazan ve güneş, ay, yıldızlar emrine musahhar, onlara bile boyun eğdiren zihaşmet, haşmet sahibi ve zihkudret sahibidir diyoruz.
Bu paragrafla bitiriyoruz. 181. sayfaya geçmiş olduk. Devam etmeyelim, vaktimiz kalmadı zaten. Şöyle bir özetleyelim bu mevzuyu. Kur'an'daki kainat, insan tasvirleri aslında büyük bir resim ortaya koyuyor. Bunlar öylesine söylenmiş şeyler değil. Öylesine söylenmiş şeyler diye bakarsak o kadar verir bize. Bediüzzaman Hazretleri öylesine söylenmiş şeyler olmaması hasebiyle bize baktırıyor. Gözümüze o şeyler açılıyor, işte tılsım biraz da bu. İnşallah bir dahaki derste bu hakikatlerden daha çok hisse sahibi olmak temennisi, duası, niyazıyla hepinize Allah'a emanet ediyorum. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahumenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.